Selamlar. Selam. Koronavirüs acil gündemiyle toplanmış bulunuyoruz. Evet. Hayatta kalma planlarımızı. Evet. Şu an sığınaktan konuşuyoruz. Ne olacak halimiz ya? Nedir başımıza gelenler? İyi gidiyoruz ya. 2020 harika ilerliyor, değil mi? Çekirdek açıp dışarı izliyorum, böyle yağma falan oluyor, güzel oluyor. Ya inanılmaz, çok acayip bir şey oldu. Yani 2020'de farklı bir çağa girdik herhalde, yanlışlıkla. Ya da bir şey mi açıldı, farklı bir evrene mi geçiş yaptık? Ne oldu anlamıyorum ya. En son bir çekirge istilası da geliyordu ama sağ olsun vazgeçmişler. Başka yöne gitmişler. O nasıl olmuş? Vallahi İran, Irak üzerinden Türkiye'ye gelecek dendi. Sonra haber geldi, vazgeçtiler diye. Sormuşlar. Başka yöne mi gidiyorlar? Herhalde başka yöne gidiyorlar. Çünkü o bayağı risk olabilirdi hakikaten. Evet. Ya zaten sokağa çıkma konusunda büyük sıkıntı var. Hani ticaret, tarım, her şey bitmiş durumda. Daha bitmedi de bitecek yani. Ya bir süre olacak aynen. Hani bu kalıcı değil yani. Tamam mı? İnşallah. Yani. Öyle son gelmedi yani, panik olmuyor. Çin halletti bu işi ya. O adamlar normale dönüyorlar yavaş yavaş. Lan şerefsizler bütün dünyayı hasta ettiler. Ondan sonra bir de biz kurtulduk diye şey yapıyorlar ya. Kutlama yapıyorlar. Abi sinir oluyorum ya. Yediniz yarasaları, yılanları. Başımıza saldınız. Yani o öyle de şey. Sen nasıl görüyorsun o zaman? Madem girdik. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Ya uzmanların görüşü şöyle. En iyi ihtimalle hani bu yazın gelmesiyle beraber dünyanın %47'si enfekte. Kötü senaryoda işte %70'e kadar falan. Ya bu durumda tabii %3 alırsan ölüm oranını. Sen Harvard'ın raporu demiştin sanırım ona. Evet. Allah Allah. Ya çünkü o kadar yok diye Merkel de onu biliyordum baz alarak bir şeyler demişti. ben. Merkel Almanya üzerinden gidiyor. Zaten Avrupa'ya gelirsek adamlar sanki şey yani, İyi gelsin falan diyorlar. Yani hiç önlem, biz onların çoğundan daha iyi önlem alıyoruz şu an. Ki zaten şu an itibariyle kayda aldığımız zaman 5 enfekte Evet. var bizde. O da şey, bir kişinin etrafındaki diğer 4 kişi falan. Evet ya sayının ben bu kadar olduğunu düşünmüyorum da. Tabii muhtemelen. Ama şey olarak yani Avrupa'nın tutumu biraz garip. Avrupa çok rahat davrandı. Hala da rahat davranıyorlar. Hala da evet yani Bu korona mahvoldular ya. olayı şeydi. Mesela 7. bölümde ben sana sormuştum ya küresel şey, salgın meselesini. O Evet. mesela şeydendi. Sanırım Kasım'da bantıldan bir şey gelmişti bana, bildirim. Çin'de esrarengiz virüs falan diye. Aralık'ta da işte ilk ölüm falan diye gelmişti. O kafamda kalmıştı ve şey, o yüzden sormak istedim. Hani zombi salgını bekliyor musun tarzında. Yani tam olarak bunun için sormuştum. Sen bayağı dünya gündemini iyi takip ediyor musun Bir bundle'ım var ya, aynen. ya? Oradan. Çünkü şey, o üsluptan anladım onu ya. Bundle bir şeyi vurguluyorsa bir süre bunu konuşacağız gibi oluyor. Önceden mesela şeyde de olmuştu. Kaşıkçı suikastında. Yani ben kaşıkçı kim, ne oldu falan hiçbir fikrim yok. Öyle bir bildirim geldi. Arda arda bildirimler gelmeye devam etti. Herhalde bunu konuşacağız gibisinden. Bu virüsü de aynısı olmuştu. O yüzden sormuştum onu. Diğer başka bir işte komplolarla ilgilenen bir arkadaşla konuştuğumuzda önceden Evet. şey demiştim. Yaşlı nüfusu elimine etmek için gibisinden. Öyle de diyorlar. Evet. Şu anki virüsün tutumu zaten o yönde. Yaşlılar, yani 80 yaş üstü aslında daha çok. Evet. Ve Avrupa'nın bu rahatlığı da biraz işte düşündürücü oluyor. Çünkü yaşlı nüfus ve devletler işte onları yük olarak görüyorlar. Bayağıdır böyle görüyorlar. Yani enteresan bir şey. Ha, Ya, evet. hakikaten mi diyorum Ya. yani bir yandan da. Yani en azından belki çıkış olarak olmasa da vardığı yer itibariyle, yani Almanya'da şey, hani ölümler oluyor ve okullar hala tatil değil. Çocuklar gidiyor, kapıp eve getiriyorlar falan. Hala. Hala da evet. Yani Allah ya Allah. şu an itibariyle öyle de değişti mi bilmiyorum.
Ve hani %70-80 evet böyle yaparsan tabii ki de efekt olur. İlginç ya gerçekten. Yine de şey gibi görmüyorum ben ya. Bu işte çok etkili olacak işte falan gibi bir şey olarak görmüyorum. Belki evet çok kişi enfekte olabilir de bir yıkım değil bence bu yani. Normal bir şey. Buradaki şey ne denir? Panik olayı. İlk kez görüyoruz falan ya bu tür şeyi. Bu virüsü. Evet. Önlemler biraz büyük gözüküyor gözümüze. Bu yüzden büyütüyoruz biraz da. Bence öyle. Yani nasıl grip aşısı o bir önlemse bunun aşısı falan yok. İlk kez karşılaşıyoruz ve devletler işte neler neler yapıyorlar. O yüzden büyükmüş gibi görüyoruz bence. Yani bu aslında pandemi. Yani Dünya Sağlık Örgütü öyle diyor. Küresel salgın meselesi. Evet. Ama bu demek değildir ki felaket olacak. Sakin olalım yani şey değil. Yağmalamayalım yani etrafı. Burada öyle oluyor mu lan? Evet. Makarnalar Harbiden. bitmiş. Ya benim Ne yapıyorsunuz abi? buzdolabım bayağıdır boş hala boş hani. Hiç umurumda değil ya. Birazdan işte petrole gidip çekirdek falan alacağım o kadar yani. Zaten petrolden besleniyorsun. Yani her gün annem bile de arıyor buraya gel falan. Yok ya. Ben buna şahit olmak istiyorum yani. Muhtemelen ölmeyeceğim böyle bir şeyden ötürü ve Evet. bunu yerinde görmek istiyorum. İstanbul şu an şey ya. Zaten anne babanın yanına gitmen daha kötü. Sana bir şey olmaz ama bulaştırırsan onlara kötü olur. Yani o mesele tabii. Ne belki 2 hafta sonra karantina olur mu olmaz mı burası bilmiyorum da olsa da çok umurumda değil yani. Evet, İstanbul karantina yönünden biraz riskli. Biraz riskli de yine de sevinirim kalmakla çünkü yaşamak isterim böyle bir şey hakikaten. Evet. Yani diğer günler zaten normal. Biraz farklı geçsin bu şeylerden. Ya şimdi virüs meselesine gelirsek, mesela SARS'ta niye böyle şeyler olmadı? SARS daha zor bulaşan bir virüs. Etkilerini hemen görebiliyorsun. Hemen kontrol altına alındı. Daha aşısı bile bulunmadı yani. Aşıya gerek kalmadan bitirdiler hastalığı. MERS de aynı şekilde bitti sanırım. Öldürme oranları çok yüksek bunların. Bu sefer yani ne deniyor buna? Yeni tip koronavirüs mü? Öyle bir şey. Covid-19 diyorlar. Yani COVID-19. Bunda şey yok. Semptomları hiç görmeyebiliyorsun. Bir hafta falan. 2 haftaya kadar çıkabiliyor hatta. Taşıyıcı oluyorsun. Herkese bulaştırıyorsun. Ve çok kolay bulaşıyor. Çok hızlı bir şekilde yayılıyor. İnanılmaz bir hızı var. Tabii ölüm oranı da gripten falan daha yüksek sonuçta. Ya yani en az grip kadar hızlı bulaşıyor ve ölüm oranı gripten daha yüksek. Ciddi bir tehdit yani aslında. O meselede biraz da şöyle bakıyorlar. Hani %3 gibi falan şu an ya. Evet. Ona şey gözüyle bakıyorlar. Ben de biraz daha o görüşteyim. Daha da düşük. Ya bu %3 meselesi yani tespit edilenler de böyle. Tespit edilmeyenler de var aslında da. Evet. Hatta böyle binde ikilere falan düşürenler bile var yani. Neredeyse gribe falan düşürenler bile var aslında. Evet. İşte bunda şey önemli. %3 falan diyoruz. Burada sayı çok önemli. Yani neyin %3'ü? Ya yani 7 milyarın %3'ü az bir şey değil. Ya bunu karşılayacak ne hastane var ne bir şey var yani. Ve ölüm oranı daha da artar böyle olursa. Öyle bir durum da var. Doğru. Şans sayı azken ölüm oranını düşürebiliyorsun. Karantina alıyorsun, yoğun bakım alıyorsun. Sayı artarsa çok daha büyük şeyler olabilir. Evet, o zaman biraz önemsiyorsun yani değil mi? Önemsiyorum Önem. ya. Çünkü yani bulaşma hızı çok fena. Yani. Bu yüzden işte kolonya alıyoruz, maske. Ha evet. Stokları bitirmişsiniz ya. Ben bakmadım gerçi kolonya almam lazım da. Kolonya aldım ben 2 litre. Gece Türkiye'ye geldi diye haber gördüm, tamam mı? Baktım haberlere bakıyorum, işte kolonya alıyor millet, bir şeyler oluyor. Eyvah dedim, hani bu da maske gibi olursa alamayız ileride. Girdim internette biraz araştırdım, hemen aldım. Sabahına baktım yok, bitmiş. Kolonya mı bitmiş? Evet. Bitirdiniz mi lan? Bulursun, yine de pahalıdır. Hadi ya. Maskeler zaten şey oldu. 5-10 liralık maskeler şu anda 200-300 lira. Peki buna fırsatçılık olarak bakmıyorlar mı? Fırsatçılık yani, şerefsizlik abi, olur mu böyle bir şey ya?
Yani o zaman devlet müdahale eder demektir. Kesinlikle müdahale etmesi lazım ve bildirmek lazım. Bunu bildirmek için Ticaret Bakanlığı'nın bir şeyi vardı. Ya şimdi ben Şok'a gitsem kolonya alamayacak mıyım buranın normal fiyata? Ha, Şok öyle şey yapmıyor mesela. Bu ha. Düzgün ticaret yapan yerler normal fiyatında satıyorlar. Normal fiyatında satınca da bitiyor tabii ki hemen. Hı. Sonra bu fırsatçıların eline düşüyorsun. Kara borsaya. Yani. Fırsatçılar gerçekten fena ya. Mesela İstanbul'da havalimanına saldırı olmuştu. Hı. Terör saldırısı olmuştu. O zaman taksiciler hayvan gibi fiyat çektiler mesela. Hı. Bu Elazığ depreminde ev kiralarına hayvan gibi fiyat çektiler. Ya bu nasıl bir şerefsizlik abi? Anlamıyorum ya. Ha. Genellemeyeyim de bir karakter bozukluğu var ya. Evet. Maalesef. Maske olayında gerçekten acayip sinir oldum ya. 2 paket almıştım ben. 7 liradan. Paket mi? 2 kutu işte 50'lik maske almıştım. Ha, işe yaramayan maskelerden. Ha, cerrahi maske işe yaramıyor. Ama yani. Kendini yine güvende hissediyorsun biraz. Ya en azından hastalığı yaymıyorsun. Evet. Cerrahi maske o açıdan aslında çok önemli. 2 kutu almıştım ben. Tanesi 7 liradan. Şu an diyorum hani keşke alsaymışım bayağı bir. Satmak için. Yok ya, ben yapmam ama öyle şey. Yapar mı? Hadi. Hayır oğlum, ben şu an alamıyoruz ki. Bundan diyorum. Ha. Eşime dostuma dağıtırdım yani. Düşüncelisin yani. Düşünceli mi insanım ben? Yani bir yandan işte şeyler bitiyor. Makarnalar. Ya 2020 yılında makarna, kolonya kıtlığı yaşayacağımız kimin aklına gelirdi ya? Antalya'da durum ne? Antalya'da aynı, her yerde aynı. Bitiyor mu bunlar? Bitiyor bitiyor. Bakliyat kısmı bitik yani. Çinliler bizi gönderdi ya. Resmen 2. Dünya Savaşı zamanlarına geri gönderdiler yani. Bunu kodukları yarasa mı yiyorsunuz, ne yapıyorsunuz, bitirdiniz bizi ya. Yani milletimizin bu yaşama sevinci de beni çok düşündürüyor. Bizde o var bak, evet. Ya bu kadar bizim milletin canı çok kıymetli, aşırı. Öyleymiş ya. Ben bunu biliyorum. Bu kadar mı seviyorsunuz hayatı ya? Vay arkadaş. Aslında halk olarak İtalyan halkıyla çok benziyoruz. Evet. Ama farkımız işte sağlık meselesi olunca böyle biraz ciddiye alıyoruz. Evet, bizim canımız ve malımız çok kıymetliymiş ya. Gerçekten. Aynen. Bugün gözden dolayı bir hastaneye gitmek zorunda kaldım. Gözü müydü? Kalbi ne yaptın? Kalbim kırık. Bunu kırıkçıya götüreceğim. Ona merhem yok herhalde. Ona merhem yok. Onun dermanı yerdedir. Dermanı yerdedir, aynen. Sen de bulunmaz dedim doktora. Çok fazla şarkı dinliyorsun, dinleme dedi. Abi senin Hakan Taşıyan acilen bırakman lazım. Senin bir Spotify listeni gördüm. Çok hoşuma gitti ya. İsmi olsun, içeriği olsun. Hangisi? Meyhane. Ha, evet. Anlamlı. Aynen. Ya anlamını söylemeyelim şimdi de. Ya bazen oluyor. İnsan dertlenebiliyor. Evet. Yani ben dertlendiğim zamanlarda dinlediğim şarkıları da seviyorum. Sinan Özen falan vardı. Burayı kestik. Ne demek ki? Ön yargı var oğlum. Adam aslında en güzel söylüyor ya. Oğlum ön yargıyı ne yapacaksın? O ön yargıyı daha da sonra güzel söylüyordu. Bak onu da söyledi. Kesme devam. Bırak bunları. Bana sabotaj yaptın ya burada. Oğlum harbiden lan. Bana böyle olsa yaparım mı? Yok ya. Sinan Özen'se Sinan Özen'e bana konum derim ya. Hakikaten. O listede şöyle bir şarkı var. Bir meyhane buldum. Mezarlığın karşısında. Eğer beni ararsan ya meyhanedeyim ya karşısında. Oo. Nasıl? İnsanlar nasıl acı çekiyor ya? Fena ya. Bu arada şarkılara girmişken evet. Bir ifşa yapacağım. Şu an milyonları ilgilendiren bir ifşam var. İfşa işine girmiyorum ya. Sakat. Şarkı ifşası değil mi? Yok Ne? Çalıntı ihbarı yapacağım. Oo.
Şey, evet, emniyet hemen etiketleyelim. Twitter'da öyle bir şey var biliyorsun. Bunu ama senin için yapacağım. Evet. Instagram'da şey yapmışsın ya. Yeni isimle geliyoruz şeyi. Story'si. Evet. Orada hangi şarkıyı kullanmıştın oralardan ya? Yalnız ölü balıklar akıntıyı takip eder. Yalnız dur bakayım. Yalnız. O şarkı çalıntı mı? Şarkı çalıntı değil de. Sözün bir kısmı çalıntı. Vay be. Lalalar be. Vay be. Yazıklar olsun. Değer miydi? Şimdi dis atacağım şimdi size. Bu şarkıda... evet, hemen her yere gidebilir ve hiçbir yere dönmeyebilirim diyor. Bu da mı Özdemir Asaf'ın ya? Hatırladım evet. Özdemir Asaf'ın değil ama Ağaç Kakan'ın sözü bu. Öyle mi? Ya herkes şey yapmadı bak, görüyor musun? Yazıklar olsun. Teneke Trompet, Ağaç Kakan. Orada diyor ki, benim her yere gidesim var, hiçbir yere dönesim yok diyor bak. Bağlantıyı gördün mü? Evet. Burada bir... Yani birisi 2014, birisi 2019 mu? 2019 evet. Ya da 2020. 2019'dur. Evet. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Çalmış mı yoksa ilham mı olmuş? Aynı belki... Yani buna... Komşu sokakta oturdukları için belki de ilham mı oldu bilmiyorum. Yani izin aldıysa tabii yapacak bir şey yok. Helal hoş olsun. Almadıysa hayvani bir esinlenme var. Yani bayağı bariz. Yani lalalar, sayın lalalar. Bu çocuk sizin şarkınızı yüklemişti YouTube'a zamanında. Ve mail attınız. Evet. Mail attınız. Kaldırılan şarkıyı dediniz çocuğa. Ya bu çocuk sizi çok seviyor yani. Yapılır mı bu? Anlat hadi. Gaye BBC'de bir program yapmıştı. Evet. Biliyorsun onu işte Turkish psychedelic şarkıları çalmıştı. Orada ilk defa bu Lalaların İsyanlar şarkısı. Daha hani piyasaya çıkmadan orada çalmıştı. Evet. Ben de dedim bunu sadece burada mı dinleyeceğiz yani, bu YouTube'da da olsun dedim bu şarkı. İki gün sonra kaldırılacak ya. Evet. BBC'ye mi gireyim oğlum, bana ne yani BBC'den? Ben bunu şarkıyı YouTube'da dinlemek istiyorum ve YouTube'da dinlemek isteyen insanlar olduğunu biliyorum. Evet. Hemen bir ses kaydı şeyden, radyona. Aldım hemen yükledim. Bayağı bir izlendi etti. Bin kişi oldu mu? Bin dinlenme. Geçti bayağı oldu ya. Hı. Çünkü hiçbir yerde yok. Hı. Yani YouTube'u geçtim başka hiçbir yerde yok yani şarkı. Adamları dağıtımını üstlenmişsin. Adamların reklamını yaptım ama ben olmasam nereden dinleyecekti insanlar? Ortada bir lisanslı şarkı da olmadığı için problem yok yani. Kanalımın para kazanma özellikleri zaten kapalı. Amme hizmeti. Neyse, bu şarkı piyasaya çıkmaya yakın şey oldu. Mail attılar bana. Hem şey yapımcı hem şey lalalardan. Kimdi ya? Barlastan Özlemek. Mail attılar. Kaldırır mısın dediler. Kaldırdım ben de. Memnuniyetle kaldırırım dedim. O şekilde kaldırmış olduk. Ama şeyde duruyor. SoundCloud'da hala şarkı bende. O şekilde kendimi de ifşa etmiş oldum. Ha evet. Evet. Bu arada şey dinledin mi sen? Aydın'ın korona şarkısını. Şarkılarından bahsediyoruz madem. Bu efsane şarkıyı dinlemediysen dinle yani. Atmıştın evet, aynen. Bir kere tamir edebilirim aynen. Sen müptelası oldun gibi hissediyorum şu an. Müptelası şöyle oldum. Sözlerine vuruldum. Bir saniye. Korona var, öpme. M'yi de böyle şey yapmış. Tuzun meylemesi. Ya mükemmel bir kafa ya. Bunu yaşamak. Bir de 3 dilde. Ha, İngilizce'de de don't kiss me mi diyordu? Ha, don't kiss me oluyor orada şey. Me oluyor değil mi? Orada me diyor. Yaratıcılığı görüyor musun? Yani kuzu sesini hem Türkçe hem İngilizce kullanmış adamı. Kürtçe'de de kullanmış mı onu bilmiyorum. Kürtçe de vardı. Ha, sözlerini okuyorum. Korona var, öpme. Hastayım ben, öpme.
Bir selamın yeter, fazla ısrar etme, öpme. Ama arada bir konuşması vardı, onu bulamadım ya. Sözler hakikaten güzel. Bir de iyi niyetli bir şey yani. Ben hastayım, sen öpme ki sana bulaşmasın diyorum. Yani abi, kamu spotu ya resmen bu. Dur. Korona. Yakın temasta bulunmayalım. Sakın gitmesin kimsenin zoruna. Kafiye de var. Mükemmel ya. Yakın temasta bulunuyor musun bu aralar? Yok. O yönde şey mi İçin var? Rahat mı? Uzmanlar şey mi demiş? 2 hafta şey yapmayın falan bir şeyler. Ha evet, öyle bir şey var. 2 hafta sevişmeyin. Sevgililer isyan eder mi derse, sokağa dökülürler mi? Türkiye'de bence öleceğini bilse yine yapacak insanlar var. Yani pavyonlar da mı kapatıldı ya 2 hafta falan? Evet. Ankara'da 15 gün kapatılmış herhalde. Bir haber duymuştum. İtalya'da mı bir yerde işte yine demişler işte öpüşmeyin falan. İki sevgililer öpüşmüş. Buna protesto olarak. Sonra onlar da korona tespit edilmiş. Hakikaten. Adaleti ya. Görüyor musun? Ne yaparlarsa yapsınlar da işte insanlara bulaştırıyorlar ya onlar. Benim kolonya kokulu teyzeme, amcama bulaştırmayın ya. Hastanede işte ondan bahsediyordum. Teyzeler, amcalar hep şey takmış. Maske takmışlar. Kolonya kokuyor. Yanlarından geçerken hissediyorlar. Burnumu direkt kırıldı. Ama yani acayip derecede öksüren tıksıran insan var ya. Sinirim bozuldu. Normal o ya. İnsanlar öksürür yani. Ha, normal değil. Bu kadar nasıl hasta olabiliyorsunuz ya? Bir kendinize dikkat edin ya. Bir de ağız kapatma huyu yok bizim millette. O biraz sıkıntı olabilir. Ya. Bakalım, kolonya alıyorum kendime. Neydi, bir meşhur marka vardı ya kolonya. Eyüp Sabri mi? Daha eski bir marka vardı ama. Boğaziçi. Ha, Boğaziçi aynen. Ondan mı aldın? Yok ya, bulamadım onu. Şeyi var. Duru var. Duru 1 litre bidon aldım. Bakalım nasıl olacak ya. Ben kendimden endişe etmiyorum da işte ailem. Abi biraz psikoloji bozdu ama. Ben 2-3 ay önceki dertlerimi özlüyorum. Bu ne oğlum ya? Çok şey bir durum. Çok ekstrem bir durum yaşıyoruz ya. Yani işte şöyle bir şey yapabiliriz. Tespit. Hı-hı. Yani Çin bile başından geldiyse bunun, şey, üstesinden geldiyse, hı-hı, biz zaten bayağıdır tedbir oluyoruz vesaire. Hı-hı. Yani muhtemelen çok sıkıntı olmadan atlatırız ya inşallah. Evet inşallah. Bakalım. Ama burada olup onu görmek istiyorum ya. Ya. Mar market. Bunu yağmalamak nedir ya? Öyle bir ortam olursa bak aslında şey olabilir. Avantaj çevirebilirim. Bayağıdır kemik burada içmiyorum. Gidip bir markete kemik burada yağmalayabilirim ya. Ya ben virüsten çok bu insanlardan korkuyorum ya. Evet aynen. Ben de öyle. Ama ben normal ya makarnayı ben her gün yerim aşağı yukarı. Her gün değil de. Gece acıkınca makarna falan yiyorum. Bunlar yüzünden normal hayatıma devam edemiyorum yani. Korkudan ben de alacağım ama artık. Ama o şey ya. Mesela o mesele var evet. Bir süre normal hayatımızda muhtemelen devam edemeyeceğiz falan. Evet. Yani o olacak yani. Bir de bunlar tabii bitiriyor diye ben de almak istiyorum artık. Evet. De bildiğim kadarıyla bizim şey sıkıntımız yokmuş ya. Bakliyattır şudur budur. Belki yok. Hemen yüklenme olunca marketler boşalmış olabilir ama sıkıntı yok diye biliyorum. Da şey hakikaten enteresan değil mi? Avrupa'nın bu tutumu falan. Çünkü sosyolojik bir şey de var hakikaten. Mesela Fransa'da yeşil neydilerdi o yeşil? Sarı yelekleri. Mesela o öyle bir şey var. Hı-hı. Jenerasyon var. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra doğan ve hep rahatlık içinde yaşayan bir nesil var. İşte bunlar, hı-hı, şimdi emekli falan. Adama 40 yaşında emekli oluyor falan. Hı-hı. Yani düşün 20 yıl çalışıyorsun, 40'ta emekli oluyorsun. 80 yaşına kadar devlet sana bakıyor falan. Hı-hı. Yani ki Avrupa'da bunların çok daha fazla. İşine gelmiştir mi diyorsun? Yani bir ihtimal. Yani direkt bundan ötürü çıkmıştır demiyorum o spekülasyonları ama. Sonuç itibariyle Almanlar falan
hiç şey değil yani. %70'imiz, %80'imiz enfekte olacak diye adamlar. Memnun gibi yani. Önlem bir şey değil. Yani gerçekçi bir bakış açısı ama onlar, yine de... Onların canına minnet yani. Evet. Bir de devletler şey yani. Kamu hukukunda falan gördük öyle. Hı. Bir Biden canavar. Yani canavar aslında devletler şu an, modern devletler. Evet. Canavar olarak görülüyor yani. Kim ölmüş, kim şey olmuş falan, bunda değil. Olmaz yani. Kendi şeyini düşünen bir şey. Bir mekanizması var. Tabii ki. Bu ne rahatlık kardeşim ya. Biraz bizim millete örnek alın ya. Abi dolmuşu gördüm. Şeyde. İzmir'den geliyorum. Adam ölümüne araba kullanıyor yani. Kırmızı da geçiyor. Sollamalar, mollamalar. Yani ölüme gidiyoruz ya. Kolonya şişesi koymuş bir tane. Yanına. İki de bir şey yapıyor. Eline yüzüne sürüyor böyle, bir direksiyona sürüyor kolonyayı. Abi sen yaşamak istiyor musun, istemiyor musun? Ben yani kararsız kaldım yani. Bu nasıl bir tezattır ya? Adrenalin. Yani. Şimdi biz Aydın Aydın dedik. Aydın Aydın şey mi? Korona şarkısını yapan. Evet, korona şarkısını yapan. Bu Aydın Aydın'ın ben şeyler olduğuna inanıyorum ya. Ne denir ona? Kopyası mı artık? İmitasyon mu? İmitasyon. Yani benzerleri olduğuna inanıyorum. Çünkü bu adamdan 3 tane var bence. Aydın Aydın, Yunus Bülbül ve Recep Bülbül Ses'ti sanırım. Yunus Bülbül, Recep Bülbül Ses. Recep Bülbül Ses olması lazım, evet. Adamların umurunda da değil birbirlerine benzemek. Evet. Çok garip bir tarzları var. Hepsinin böyle berbat bir müzik ve şey anlayışı var, mize anlayışları var. İnanılmaz derecede kötü ve benzer yani, acayip benziyor. Yaptıkları eserler, verdikleri eserler acayip kötü. Bu Yunus Bülbül şey, Bücür Cadı'nı oynayan adam. Bücür Cadı mı? Evet. Köpek mi vardı orada? Sihirli, yani sihirli annemle karıştırdım. Şey diyordu ya, Yovşehriye Hanım, vallahi... Öyle bir şeydi. Ha, Bücür Cadı. Onun bir nenesi mi vardı Bücür Cadı'nın? Nenesini bilmiyorum. Ha tamam, asladım. O düz, evet. Burnunu şey yapıp büyü yapıyordu değil mi? Aha. Ya neler atlattık ya. Berbat diziydi ya. Ha tamam, kasketli adam, atladım tamam. Evet. Bu adam şarkı mı yapıyor? Aynen, şarkıcılığı ve yönetmenliği var sanırım. Recep Bülbül Ses gibi. Recep Bülbül Ses'i de buldum. Evet. Hoş geldin bebeğim yapmış. Dondurma üfle beni var. He. Ve benzer sanatçılar da Ajdar'ı çıkarıyorlar ya. Olur mu öyle şey ya? Aa, Ajdar olmaz. Ajdar benzersiz. Aa, Ajdar'ın koronavirüsle ilgili şeyi var. Kestiren örgüt mü çıkar diyor? Yok, bu sefer öyle demiyor. Çıkarmış olabilir, bak ben beklerim ha. Dur bakayım. The World. Ajdar'cığımıza bulaşmasın ya. Superstar. Neydi lan bu? Bulamadım ya. Hiperstar. The World Hiperstar. Süper olmaz ki, yetmez. The World Star Asso ya. Ha tamam. Oo, bir dakika. Bomba bir haber veriyorum şu anda. Hı-hı. Bu arada koronavirüsü ile ilgili bir şarkı yazdım. Sponsor olmak isteyenler DM'den bana ulaşsın. Sizi koronadan koruyacak tek ilaç da yine bu şarkı olacaktır. Gereğinin yapılmasını rica ediyorum. Keşke olabilsek. Ha, gereğinin yapılmasını rica ediyor değil mi? Saygılarımla. Ajdar Anık, The World Star and Mechanical Engineer. O bitirişleri çok iyi ya. Gereğinin yapılmasını rica ediyor falan ya. Evet. Harika şeyler ya. Bu kafaya erişip o bize fazla bu adam ya. Yani o bir paralel evrenin hakikaten starı ama talihsizlik işte buraya gelmiş. Ben öyle görüyorum. Şey var. Mesela orada şey de var. Mustafa Topaloğlu da orada mesela. Evet ya, farklı boyuttaki insanlar bunlar. Biz şey yapamıyoruz. Evet. Evet. Erol Büyükburç falan oranın kralı. İşte evet. Hasan Mezarcı orada Mesih ama yanlış yere gelmişler işte. Biz şu an, ben mesela yeni yeni anlıyorum acıları ya. Bu şeyi olsun, duruşu, hı hı, sözlerindeki anlam. Ya adamın şarkıları hakikaten kötü değil ya. Şu an çok samimiyetle söylüyorum. o kadar farklı ki yani, kötü olamıyor yani. Evet. Ona kötü diyemiyorsun. Farklı diyorsun.
Çok farklı yani, bizim algılarımızın ötesinde bir müziği var. Ben ona biraz daha zaman ayıracağım. Daha zamanı var. Evet. Henüz hazmedemedim. Arta kalan vaktinde Topal Oğlu'nu da incele bence. Onun da efsane şarkıları var. Topalına denk geldiğim oluyor da Ajdar kadar olabilir mi Es bilmiyorum yani. Ajdar bayağı özel çünkü. Tabii Ayzer çok farklı. Topaloğlu da çok farklı. Ya bunlar şey, ayrı ayrı starlarımız. Eslem Beslen Karşı Beri Sesten adlı şarkısını biliyorsun değil mi senin? Topaloğlu'nun. Abucit, abucit. Duymuştum Evet. Ondan sonra... evet. Bu ama şey ama Topaloğlu biraz daha sanki şey başka bir uzaylı diliyle falan değil mi? Evet. Abuchi, Abuchi, Esten Besten falan. Bunlar ne demek ki? Bunlar şey değil. Ama Ajdar net böyle nane falan diyor Evet. adam. Anlıyorsun yani. Ya Ajdar farklı bir evrenden. Mustafa Bunlar aynı Topaloğlu evren. aynı evren mi? Aynı Evet. evren ama buradası değil işte. Problem oradan kaynaklanıyor. Ya Mustafa Topaloğlu o evrenin bence şeyi, Gaye Su Akyol'u. Uzay temasından anladığımız kadarıyla. Olabilir, olabilir. Topaloğlu'nun şeyi vardı ya. Bu sürekli gündeme dair şarkı çıkarıyordu. Mesela Obama ile ilgili bir şarkısı vardı. Bizim insanımızın gerçekten bu gündeme dair şarkı çıkarma huyu çok ilginç ya. Popüler olmak için işte. O Popüler olmak konulardan için. yürüyor. Olabilir. Ya yani mesela bu Aydın'ın korona şarkısı. Evet. Başka ne vardı? Bir tane mi varmış lan? Ya biz bu her bölümde bir dolandırılma hikayesinden bahsediyoruz. Ama bitmiyor ya. Sonu gelmiyor yani. Gelmez tabii. Biz yani 9. bölümü yaptık, yine bir şey çıktı. Ne oldu? Haluk Levent'i dolandırmışlar bu sefer. Kızın biri kanserim diye şey yapmış, bağış toplatmış Haluk Levent'e. Hatta Korlon'da Haluk Levent buna özel şarkı söylemiş. Ya bayağı kafasını tıraş etmiş ve ağzına maske takmış. Ya bu nasıl bir şey bu ya? Hiç mi vicdanın yok? Nasıl bu kadar rol yapabiliyorsun ya? Buradan Haluk Levent'e de tavsiyemiz, bir rapora baksın ya. Yardım toplamadan önce. Haluk çok samimiyetsiz geliyor bana. Genel Yani olarak. hem samimi hem Biraz sakin. normallerin pop versiyonu gibi Olabilir. Yani şey, ya yaptığı işi ben yine de takdir ediyorum ya. yani. Yeni bir abonemiz olmuş. Ona hoş geldin demeyecek misin? Ha, evet ama ben şey yapmak da istemiyorum ya, böyle stalker gibi. Her yeni gelen abonenin tepesine binip böyle hoş geldin, hoş geldin Bence yapalım ona. Çünkü böyle. Ya. ayda bir diye bekliyorduk. 2 haftada bir oldu sanırım değil mi? Bir artış var. Yani korona kadar hızlı olmasa da yayılıyoruz gibi duruyor. Evet, bu arada bir şeyden bahsediyoruz. YouTube'daki abonelerden bahsediyoruz. Evet. Biz mesela 11'e çok sevinmiştik. Daha onun sevincini yaşarken 12 geldi. Ben hemen yazıyorum. Lan abone gelmiş, lan abone gelmiş. Ki bu Neyse. sefer ismini de biliyoruz artık. O girme lan oralara. Nasıl ya? Alper'in hoş geldin demeyecek miyiz ya? Ne alakası var? Oğlum böyle birebir. Aa. Tabii ki de. Bizim İnsanları şey yap, utandırma. abonelerimiz özel değil Özel. mi Bu arada şeyden, Anchor'dan kullanıcı istatistiklerini alabiliyoruz. yani? Türkiye'nin dört bir yanından dinleniyoruz ya. Bunu bilmiyorduk mesela. İtalya'dan, Almanya'dan var. Nereden geldik lan buraya falan diye aratıyorlar demiştin değil mi? Ha evet. Gurbetçiler gurbetçiler böyle bir şey oluyor herhalde. Düşünüyorlar. Ya da şeydir. VPN falan. Nasıl ya? Sen VPN'i sadece şey için kullanmıyor muydun? Wikipedia için. Sen başka amaçlarda da mı kullanıyorsun VPN? İnsanlar. Benim bildiğim sadece Wikipedia için kullanıyor yani. Senin başka arkadaşların da mı var? Benim şu arkadaşlarım da var. Bırak şimdi, VPN'ini kapatmıyorsun. Netflix için almıştım VPN. Bu sansür oluyor. Ha Evet. bu arada Netflix demişken iptal ettim Niye öyle yaptın? üyeliğimi. Para yok. İşte almıştım. Ya şeyi kaldırmışlar. Malum deneme sürümünü Türkiye için. Bizim milletin zekasını görünce hemen Vallahi kaldırmışlar. ya.
Ben de o yüzden para da vermiştim. Para vererek almıştım. İptal ederken bir anket falan vardı. İşte neden iptal ettiğini söyle falan diyorlar. Ben de dedim işte oradaki ankette işaretliyorum böyle. Güzel film yok işaretle, güzel dizi yok işaretle. Görüntü kalitesi kötü işaretle işte. Vaktim yok izleyecek işaretle. Hemen hepsini işaretledim böyle. 2 dakika sonra mail geldi. Lan küfür mü ediyorlar dedim. Her şeymiş. Gittiğini üzüldük falan yazmışlar. Sevgili tribü atmışlar. Otomatik Çok bir maili şey mi? yok. Herkese trip atıyordu. Tribe Sen anlamadın baba niye iptal ettiğini? düşmüşler ya. İşte onlardan ötürü. İnsanlar suistimal ediyor diye mi? Yok ya suistim. Ya ben almıştım zaten ücret ödeyerek. Yani Ultra HD bekliyormuş şu. Görüntü kalitesi bilmem ne. Bir de hakikaten vakit ayırmak gerekiyor yani. Bir ilk aldığımda bir hevesle Messi falan izledim de yani olmasa da olur yani. Böyle şey. Ya şey yapıyoruz. Ya bana uymadı yani. Kötü demiyorum da bana uymadı. Ya oraya para gittiğini biliyorsun her ay. Ya izlemem lazım diyorsun ama işin gücün var yani o da var. Evet. Bir şeyleri izleme zorunda hissediyorsun kendini. Evet. Şimdi kanal istatistiklerine dönecek olursak. Anchor. Şimdi Anchor'da şey oldum ya mutlu oldum. Mesela Türkiye'nin dört bir yanından dinleniyormuşuz. Onu hiç fark etmemiştim. Almanya'da artıyor ha. Fark ettin mi? Evet, dört tane şehir oldu şimdi. Dört eyalet bir şehir mi artık? Sakson'dan falan dinleniyoruz. Eyalet. Aşağı Sakson'dan dinleniyoruz. Hakan'ı alabilir miyiz bence artık? Yayını alalım. Kilodan korkuyorum ben ya. Güzel kardeşlere selam olsun Rosberg'e. deyip. Ha, buradan güzel insanlara selam olsun. Buradan ne insanlara diyordu? Güzel insanlar Ha güzel insanlar evet. O piç kurularına ne diyordu? Çok acayip şeyleri var ya, videoları var adamın. İşte mesela YouTube'da durum ne? Ona bakalım. Almanya demişken geçen şey aklıma geldi ya. Böyle 4,5 milyar yıllık dünyada şimdi varım falan. Melikeli Michael'ın wedding story'sini kurguluyorum falan. Çok garip ya. Abi sen bu işi niye bu kadar Varlığımı. garipsiyorsun ya? Allah Allah. Oğlum çok çok garip ya. Yani şu an şey olarak bir durup baktığım zaman yani evren, dünya, 4,5 milyar yıl ve Melikeli Michael'ın wedding story'sini yapıyorum falan. Yani varlığımı Almanların ucuz iş gücü olarak sürdürmek. Bence yaptığın işte böyle bir aşırı garip sence bir şey yok ki abi. Yok güzel normal canım bu. Hatta iyi bile diyebilirim çünkü para kazanmam lazım ve kötü bir iş değil yani yaptığım iş. Evet gayet Falan. güzel. Yani evimde kendi kendim patron falan. Evet. Garip sadece üstüne düşününce. Çünkü şey Yani. oluyor böyle. Onlar orada oynuyorlar falan böyle. Bir kutlama havası falan. Sen evde Yani. depresyonda sigara içerken Evet çok tuhaf ya. mutlu Özellikle. hayatlarına bakıyorsun. Kurgu bitiyor sonra yatağa geçip ağlıyorsun falan. Bu da senin story'in. İlk işi gönderdiğimde şey demişti. Abim ilk seferden bu kadar iyi beklemiyordum ya falan bir şeyler. Tebrikler falan bir şey. Ben de siz kimle dans ediyorsunuz ya falan dedim. Dedim mi bunu? İnandın mı? Hayır. Harbi mi? İnanacağını bekliyordum ama bak gelişme var. İşindeki Yılmaz Mor göre biraz şey yapmaya başlamışsın. Yılmaz Morgül Zaten o yüzden söylemiştim. Eğer inansaydın. Diyecektim. evet. Ya onu demedim de yani iyi bir işte öyle. İşte ben ufak mutluluklar arıyorum ne yapayım? Yani bu yeteneği boş harcamayın. Diyelim insanlara da. Müşteri çıkar belki. Ama şey fiyatlarımı daha önce söylemiştim. Karaköy genel Sen git yani. biraz tuzluyum Evet, yani gecelik ücret gibi düşün bunu. Sen de geceni harcıyorsun yani sonuçta. yani. Neyse evet YouTube istatistiği diyelim. YouTube'da %100 erkeğiz.
Ben bu şekilde kız arkadaşımın erkek olduğunu da öğrenmiş oldum. Nasıl olabiliyor abi böyle bir şey? Acaba şey mi? Bazıları cinsiyetine girmiyor ve girenlerin hepsi erkek mi acaba? Herhalde öyle bir şey yani. Bu nasıl bir istatistik ya? Lan %0.01 bile yok mu ya? O zaman erildiğimizden şey yapmamız gerek yok. Herhalde o yüzden oldu bu. Yani ya, ona bağlı. Erildiğimizi torpilemeye gerek yok. Evet, zaten erkek erkeğiz madem. Baba biz de o zaman masaya vuralım yani artık. Ha, bu Spotify'a ben öfkemi kusacaktım ya. İsveç'te merkezi, oraya şey yapabilirsin. Spotify, sana sesleniyorum. Ya komedi... Ya tamam, bizi alma. Bizi yine alma. Ya Seda Sayan'ın videosunu adam ses kaydı olarak koymuş. Komedi de en tepede çıkıyor ya. En tepe olmasa da yine bayağı yani tepe, yukarıda. Yani yukarılarına çıkıyor. Ya podcast değil bu, değil. Kim kontrol ediyor abi? Moderatörünüz yok mu? Bir tane ekşi sözlükten atayalım size. İnsanların hakkını yemeyin yani. Bizi almayın tamam. Başka hak eden podcast vardır illaki. Ekşi yazarlığı nasıl gidiyor? Üşeniyorum ya. Elde edici böyle mi oluyor? Hakikaten bütün şeyim kaçtı yani. Ya çaylak kan çok güzeldi mesela. Yazıyordun, kimse görmüyordu. Bir günlük gibiydi yani orası. Böyle içimi boşaltıyordum, rahatlıyordum. Şimdi yazınca bir sorumluluğu var. Bütün Türkiye görebiliyor senin yazdığın şeyi. Çok şey oluyor ya, geriyor beni. Harbi mi? Yani eskisi kadar rahat yazamıyorum. Rezalet yaşarsam kullanacağım herhalde. Sen de mi öyle yapacaksın ya? Ya yapmam da. Ya mesela şeyden bir sonuç alamadım. Başka bir sik yaptınız. Öyle değil mi? Ben şey, iyisiyle kötüsüyle bir takılıyorum ya. Platform olarak beğeniyorum yani. Çok saçma insanlar var ama yine de değerli bir yer bence. Şey kim? Atakan diye bir çocuk varmış, kitap okuyormuş. Ha, onu konuşamadık ya. Gündem de kaynadı. Abi öyle bir gündem var ki yani bir konuyu iki gün konuşamıyorsun ya. Çocuk ya unutuldu gitti, şu an belki şeyi yaşıyor. Böyle şöhretini kaybeden ünlüler olur ya. O travmayı yaşıyordur belki şu anda. Çünkü çocuğu hiç konuşamadık yani, korona morana geldi, bir şeyler oldu. Yazık ya. Şeyden merak ettim. Bir küçük videosuna rastladım. Tek yol anarşi gibisinden bir şey diyordu. Evet evet. Onu görünce şey oldum. Hani tam çocuk aynı şeyleri düşünüyorum dedim ya. Ne oluyor falan. Ama yine de bakmadım. Neymiş ne değilmiş. Tabii bayağı mantıklı konuşuyor yani. O bir günde yükseltildi, bir günde bitirildi gibi bir şey mi oldu? Nasıl oldu? Biraz öyle oldu. Bilmiyorum olayı. Ya bizim medyanın bok yemesi işte yine. Hemen çıkardılar. Filozof Atakan. Ya, bir şey abartmayın ya. Yine Show TV haberciliği. Filozof Atakan işte anlatıyor. Bilmiyorum, çocuk için kötü olmaz inşallah bu durumlar ya. Ben olaya biraz yabancıyım. Bilmiyorum. Yani çocuğu en başta filozof diye tanıttılar öyle mi? Sonra ne oldu? Nasıl ya, bir şey oldu bilmiyorum. Çocuğun ilk bir tane videosu düştü. Kitapçıda mı? Ha, kitapçıda işte bayağı bir şeyler anlatıyor felsefe üzerine. Onu izlemiştim evet. Ondan sonra o patladı gitti işte o video. Ondan sonra tekrar videolarını çektiler. Konuşturdular. Televizyona çıkardılar. Böyle böyle parladı çocuk sonra. Ya çocuğa bile neler dediler ya. Kim ne dedi? Niye dedi? Ne zaman dedi? Hiç bilmiyorum. Ya annesi yine bir şeyi var işte. Bir saygısızlık yapıyor. Çocuk annesine saygısızlık yapıyor. Ha. 10 yaşında yani. Vay efendim işte önce şey öğren. Önce bir saygı öğretsinler çocuğa bilmem ne. Ha anladım. Evet. Çocuğun ben gündemden düşmesini bir taraftan şey yapıyorum. İyi oldu diyorum çünkü çok yanlıştı yani bu kadar medyatik olmasa. Zaten yani çok garip bir şey yaşıyor. Üstün zekalıdır belki hani. Çok bir şeyim olmadı ama üstün zekalı gibi duruyordu. Evet. Ama çok bir fikrim yok. Bir bakmam lazım.
Çünkü şey biraz sanırım yorum falan katıyor. Hani ezber değil. Belki evet belki bazı sözler ezber olabilir vesaire Hı. de şov amaçlı olarak. Ama arka planda dolu gibi de duruyor. Evet. Bakmam lazım da enteresan gelmişti. Enteresan bir çocuk. Yani büyükler gibi konuşmaya çalışıyor. Onu hissediyorsun. Çocukluğunu yaşatmıyorlar mı gibi bir şey oluştu. Endişe oluştu ama bilmiyorum. Yani o nihilizmdir, şudur budur oralara gittiyse zaten çocuk zaten yaşamaz oraları falan. Yani o mesele var zaten. O Evet. biraz ilginç. Erken diyorlar yani çocuk daha bunları algılayabilecek kapasitede değil diyorlar. İşte normal değil ama algılıyor gibi de bir yandan. O şey ilgimi çekiyor. Ya ezber mi algılıyor mu gerçekten o var? İşte yorum yapıyor gibiydi aynen. Hı Çok hı. bakmadım ama hakikaten anlıyor gibiydi yani. Olabilir ya. De çocuğu eleştirmek falan meseleleri tabii Ya linç meselesi yani. bilmiyorum ama öyle bir şey varsa da yani yazıklar olsun. Sadece Evet. çocuk cumhurbaşkanı falan olmayacak yani rahat olmamak. Evet. Artık bir her şeyin bir sınırı var ya. Bu kadar da olmaz yani. İşte böyle Atakan. İnşallah mutlusundur. Ben umutluyum Atakan'dan ya. Belki tanışırım. Bir bakmam lazım biraz daha. Gündemi bayağı bitirdik ya. Öyle mi? Aa dur. Biz şey hazırlıyoruz. Daha doğrusu sen hazırlıyorsun. Trailer hazırlıyorsun. Her yeni bölümü. Çoğu yeni bölümü. Bunun hakkında ben biraz konuşmak istiyorum. Evet, duyalım. Neymiş? Yani İlk mi yapıyoruz? ben örneğini görmedim. Şey var. Sadece hani bölümden kesit alıp ses kaydı olarak koyuyorlar. Mesela trailer diyorlar. Hı. Ama böyle hani Bu format. bu format tabii farklı. Bu nasıl çıkmıştı ya hatırlıyor musun sen? Senden çıktı sanırım bu fikir. Sen dedin bir gün ben bu bölüme trailer yapayım dedin. Altıncı bölüm sanırım. Sonra yaptın çok hoşumuza gitti. Ondan sonra 7 yaptın. 8'de benim bir denemem oldu. 9 yaptın. Alıştık yani. Bu tabii şey değil mi? Bizden başka yok herhalde. Ben de evet aynen yok gibi sanırım ve devam ettirsek iyi olur da işte bakalım. Emeklerimizin karşılığını alabiliyor muyuz? Ta işte. Eğer karşılık yani evet. Karşılık dediğim şey yani para verin falan değil yani. Hı. Beğeni olur, abonelik olur. Sen o ölçütlere Benim ölçülerim bunlar. bakıyorsun aynen doğru. Yani şeyler bakıyorum yani hoşumuza gittiği takdirde. Çünkü şey yani mesela Hı. bu yaptığım wedding story olsun falan biraz daha içime sinmeye gayret ediyorum da Hı. günün sonunda yine de onu şöyle değiştirebilir misin gibisinden şey gelebiliyor falan. Bu Hı. trailer ama hani direkt bizden çıkınca biraz daha iyi oluyor. Hoşuma gidiyor yani. Sadece önemli olan vakit bulabilmek, yapabilmek yani. Ya özgürce bir şey üretiyorsun. İlk olması da güzel. Evet, podcast'te devrim yapıyoruz. Lütfen sizden de destek bekliyoruz yani olmuyor. bu arada bütün platformlarda artık şeyiz herhalde, yayındayız. Apple Podcast'te varmışız, haberimiz yok. Tesadüf eseri gördük. Başka kaldı mı? Kalmadı ya herhalde. Bizi her yerden dinleyebiliyorsunuz ama hiçbir yerden dinlemiyorsunuz. O zaman artık şey mi yapacağız? Canlı mı yapacağız? Canlı için şöyle 1000 abone falan lazım ya. Bir de uzak mesafeydi. Onu nasıl yapacağız? Hani aramıza boşluk bıraksak olur mu diye düşünüyorum ama belki bir perde falan olabilir aramızda. Birbirimizi görmeyiz. Öyle bir şey olması lazım. Valla onlar çok sonraki iş ya. Zaten o noktaya gelmeyiz büyük ihtimalle de. Antalya'da var mı? Ne var mı? Yapabileceğimiz. Bizim ev ayarlanır ya ne olacak? Stüdyosunda. Aynen. Bakalım ben memnunum ya. Ne de. Ya hiç dinlenmiyor değiliz. Ya
Müthiş, müthiş yorum ya. Zürt de sensin de son nokta ya. Ya ama hakikaten şey ya. 9'dan itibaren de 9... Sıçrayış oldu bir. 9 iyi oldu ya. Yani öncekiler de kötü değil. Ben evet. Şey daha önce de konuşmuştuk ya. Standartı yükseltmek ya da bir seviyenin üstünde sürekli gitmek önemli bence. Evet. Ben keyif alıyorum. Dinlerken de keyif alıyorum yani. Evet. Dinlerken ben keyif alıyorum yani. Bu bence kötü değil ya. Tabii ki ben... Ya çünkü objektif... ben podcast sevmiyorum zaten. Nasıl dinleyebiliyorum yani. Evet. Ya bu insanları podcast'te tanıştırmaktan ben biraz yoruldum ya. Sen dahil. Misyon edindin herhalde. Harbiden yeni bir şeyim. Hasan Mezarcı'nın podcast versiyonuyum yani. İnanılmaz yorumlar geliyor ya. Podcast'in tabiatına aykırı. Ha. Çok uzun diye şikayet olur mu ya? Ne olmasını bekliyorsun? Yani podcast 10 dakika mı yapalım? 10 dakika yapanlar da var sanırım. 10-15 falan. Yapalım da biz 2 haftada bir zaten. Ya tabii 2 haftada bir. Aslında o şikayetler sanırım şeyle ilgili ya. Mesela adam zaten podcast'in ne olduğunu bilmiyor. Evet. Ve kendi üzerinden şey yapıyor. Yani bir yerden haklı aslında. O ya o şunu demek istiyor. Ya bu yaptığın şey bana gelmez demek istiyor aslında sana bir yerde. Ya podcast evet. Öyle yapılmaz demiyor. Evet evet. Ha. Bizim şey yani şimdi... dediği gibi hiç dinlenmiyor değil sonuçta. Evet. Ama şöyle bir şey de oldu, ben şaşırdım yani. Şimdi ben arkadaşlarımın nerede oturduklarını biliyorum. Bu yani istatistiklerde çıkan şehirler farklı şehirler. Ben o yönden sevindim mesela. Tanımadığımız insanlar dinliyor. Evet. Öyle gibi duruyor hani. Sen teşekkür etmeyecek misin? Bölüm her bölüm teşekkür. Ya ediyoruz ya işte. Her bölüm teşekkür etmeyelim artık. Her bölüm gelen yeni aboneleri hoş geldin diyoruz. İsimleriyle birlikte falan. Evet. Ama isim şimdi. İsim meselesi şöyle. Patreon açarsak bir gün. Oradan bir bağış gelirse şey yaparız. Videonun sonunda isim yazarız. Ya da başında. Ve hakikaten oradan gelenin adı bağış olur. Yani insanlar böyle acıyıp tamam hadi alın falan diyecek. Yok ya biz gönül adamıyız. Parayla pulla işleyecek. Ben nasıl diyeyim? Ya en başta şeydi hani böyle sana hayır demek istemedim için falan başladım. Oha, o kadar mı? Şey oldu. Böyle baca temizliği olarak bakıyorum yani memnunum diyebilirim. Evet. Böyle şey oluyor. Kafamdaki böyle tozlu tarafları bir üfleme gibi bir şey oluyor yani. Beynimde kan akışını hızlandırıyorum. İyi oluyor benim açımdan. Evet, ben de seviyorum. Yani, eyvallah. Dinleyen olmazsa olmasın. Ya hem düşüncelerini paylaşabildiğin bir ortam. Hı-hı. Hem eğlendiriyor hem de rahatlatıyor. Evet, bir de biz şeye çok girmiyoruz ya reklam olaylarını. Yani ben kimseye söylemiyorum zaten falan. Kimsenin haberi yok böyle bir şey yaptığından. Sen birkaç yakın arkadaşına falan şey yapıyorsun. Yani evet. Şey değil bence normal hani. Ona rağmen artıyor gibi duruyor bir adamın. Yani bu arada podcast uzun diye şikayet edenlere ben şöyle yardımcı olayım. Şeyi veriyoruz altta açıklamalarda. Dakikasını veriyoruz yani hangi bölüm kaçıncı dakikada onlar yazıyor açıklamalarını. Şu an dinleyenleri atar mı yapıyorsun? Hayır. Yardımcı oluyorum işte yani. Şey yapmasınlar. Sevdikleri bir konu varsa geçsinler direkt. Evet. Sayın dinleyenler bakın. Dinleyebileceğiniz en insan podcaster şu an karşınızda Emre. O yüzden evet. Üzmeyin lütfen. Çok insan... Beğeniyorsanız beğenin, aboneyseniz falan. Şey düşünüyorum bir de ben
Başka podcastlere bakıyorum ben. Ya insanların konuşması bana çok antipatik geliyor ya nedense. Acaba evet. Ya ben de başkalarına öyle miyim? Normalde de zaten. Ha, o mesele. O. Ben onu çok sanmıyorum ya. Çünkü normalde de zaten pek girmiyorum konuşma edilen yerlere. Ve sırf bu yüzden girmiyorum falan. Hatta şey yani. Teneffüste gidip teraste sigara falan içiliyor şurada. İnsanlardan uzaklaşıyorum yani o muhabbetleri duymamak için falan. Aynı muhabbetlerin podcast'ini yapıyorlar. Evet. Ben öyle görüyorum ama biraz da görece tabii. Şey herhalde. Daha çok popüler olan o tarz muhabbetler oluyor genelde. Bilmiyorum. Bir de bana gelmiyor. Ya, evet, bizim günlük hayatta tahammül edemediğimiz insanlar. Hı-hı. Genelde podcast yapan insanlar herhalde. Aynen. Ben de görüyorum. Ben bunu çıkardım yani. Başka açıklama bulamıyorum ya. Neyse. Biz öyle değilizdir inşallah. İnşallah. Değilizdir diye düşünüyorum. Bana evet öyle geliyor. Değiliz gibi geliyor. Evet. İşten samimi sıcak sohbetlerimizle yeni bölümlerde karşınızda olacağız. Yavaş yavaş kapatalım mı? Kapatalım değil mi? O zaman dünyanın dört bir yanındaki hayranlarımıza veda edelim. İtalya'dan biri varmış acaba kim? Nasıl böyle bir nalama girdi? O kadar evet tıkandık herhalde. Bizi açmış. İtalya'da şey deniyor şu anda. Podcast and chill. Canlar o kadar sıkılmış biz dinliyoruz. Onlara da şey diyoruz, geçmiş olsun diyoruz değil mi? Tabii. Ya İtalyan TL'deki hayranımız hasta olmadan atlatırım varım. Ve şey aşağı Saksonya'daki vatandaş. Haritadan baktın mı aşağı Saksonya neredeymiş? Hatırlamıyorum da öyle bir şeyler yazıyordu ya. Belki de sallıyoruz ya. Doğru aşağı Saksonya orası. Evet öyle bir şey. Bu arada kapatmadan şeyi sorayım. Bizde olur muyuz sence korona? Korona olur muyuz ki bilmiyorum. Benim olma ihtimali daha yüksek de Antalya'ya gelmez. Antalya'ya gelse bile sizin evi zor bulur. Orası, aynen biraz. Orası labirent gibi ya. Ben mesela şu an hala bulamam orayı. Gitsem arabayı falan. Biraz dünyadan izole bir yerdeyiz. Evet. Ve ben aşırı memnunum bu durumdan. Güzel evet. Sevmiyorum insanoğlunu. İnsanlığı. Yine. Sonra niye dinlenmiyorum? Sonra evet. Abi nefret söylemi var. Eril dil var. Sonra vay efendim niye dinlenmiyoruz? O zaman koy verin gitsin deyip bir güzel bir şarkı açalım. Aynen. Hakan Bey. Dünyanın bütün dertlerini unutturacak. Evet yine Hakan Bey'den bir şey buluruz herhalde. Tamam o zaman görüşmek üzere. O zaman evet. Mustafa, 50 yolu. Kalbin olmuş otel olmaz, her gece birini konaklat. Kalbin olmuş otel olmaz, her gece birini konaklatıyor. Sanma herkes sana hasta, kare kaşlara bayıl. Keşke de annen babana da o gece vermeyeceğim deseydin. Senin crispy olacağın bebelikten belliydi. Keşke de annen babana da o gece hastayım deseydin. Senin crispy olacağın bebelikten belliydi.